Aa, o mu gelmiş? Şaka yapıyorsun, değil mi? Nereden buldunuz bunu? Elinde bir hazine tutuyorsun. Bu cümleler şimdi size garip gelmiş olabilir. Ama iklim krizi devam ederse yakın gelecekte bu durumu yaşayabiliriz. Hatta bazı çalışmalar 21. yüzyılda en büyük çatışmaların sudan çıkacağını söylüyor. Yaşamın vazgeçilmez unsuru su, ülkeler için stratejik bir kaynak, uluslararası ve bölgesel örgütler içinse öncelikli gündem maddesi. Bugün dünyada milyarlarca insan temiz içme suyuna erişemiyor. Su kıtlığı Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkeyi ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan tehdit ediyor. Diğer yandan dünya üzerinde ülkelerin su ihtiyacını karşılayan binlerce nehir var. Ancak bunlardan bazıları su kaynaklarının paylaşımı konusunda ciddi anlaşmazlıkların yaşandığı bölgelerde yer alıyor. Bu içerikte sizinle bu bölgelerden birine Asya'nın en uzun nehirlerinden biri olan Hilmend Nehri'nin geçtiği İran ve Afganistan sınırına kısa bir yolculuğa çıkacağız. Bu iki ülkeden birinin su kaynakları az ve nüfusu giderek artıyor, diğerinin ise su kaynaklarının dağılımı düzensiz ve tarımsal faaliyetleri var olan kaynaklarını tüketiyor. Kısacası kuraklık iki ülke içinde son zamanlarda hiç olmadığı kadar büyük bir tehdit. Bölgede büyük bir çatışma potansiyeli var. Hatta iki ülke su sorunları nedeniyle neredeyse savaşın eşiğinde diyebiliriz. Hazırsanız Hilmend Nehri üzerindeki tartışmaları ve Tahran-Kabil hattındaki gerilimi tüm boyutlarıyla konuşmaya başlıyoruz. Hepsini konuşmaya en baştan başlayacağız. Ancak önce küçük bir ricamız var. GZT ekibi olarak çok yoğun bir şekilde özgün içerikler çıkarmak için çalışıyoruz. Sizlerden tek beklentimiz de bize abone olmanız. Yalnızca birkaç saniyenizi ayırmanız yeterli olacak. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi size su paylaşımı ile ilgili sorunların yaşandığı nehirleri sorsam, belki de aklınıza ilk gelen Nil olacak. Ancak son zamanlarda çokça konuşulan ve çevresindeki çatışmalarla gündeme gelen bir başka nehir daha var. Hilmend Nehri. Afganistan'ın doğusundaki Hindikuş Dağları'ndan doğan bu nehir, İran topraklarına kadar uzanıyor ve İran'ın güneydoğusundaki Hamun Gölü'ne dökülüyor. Tıpkı Mısır ve Etiyopya'nın Nil sularını paylaşamaması gibi, İran ve Afganistan da bu nehrin sularını paylaşamıyor. Nehrin döküldüğü gölün son hali endişe verici. Son 30 yıl içinde kuraklık nedeniyle neredeyse tamamen kurudu ve etrafı büyük bir toz fırtınasıyla kaplandı. Tüm bunların üzerine Hilmend Nehri'nden gelen suyun kesilmesi de İran'da ciddi krize yol açtı. Mayıs ayından bu yana İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan'daki kuraklık Tahran gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Bahsettiğimiz bu bölge aynı zamanda Orta Doğu ile Asya'nın kesişim noktasında. Önemli transit yolları üzerinde yer alıyor ve burada geniş enerji kaynakları bulunuyor. İran'ın dünyanın en büyük doğalgaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olduğunu biliyoruz. Ancak şunun altını çizelim. Bu bölge 10 yıllardır ciddi güvenlik tehditleriyle karşı karşıya. Terör örgütleri, ayrılıkçı hareketler, silahlı çatışmalar ve uyuşturucu ticareti. Son 30 yılda bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle ortaya çıkan su krizi, Afganistan'la olan ilişkilerini de daha da gerdi. İran'ın uzun zamandır su kaynakları ile ilgili sıkıntılarla mücadele ettiğini söyledik. Özellikle kıyı şeridinin dışına çıktığınızda büyük bir kuraklık kuşağı içine girmiş oluyorsunuz. Orta Doğu'nun en büyük gölü Urmiye'nin son görüntüleri de bu durumu gözler önünde seriyor. Göl neredeyse tamamen kurumuş durumda. Afganistan ise altyapı yetersizliği nedeniyle sahip olduğu suyun sadece %30'unu kullanabiliyor. Su kullanımı ile ilgili son 10 yılda dikkat çekici adımların atıldığı ülkede, 2014'te Eşref Gani'nin cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte yoğun bir baraj inşası sürecine de girilmiş oldu. İran sınırında 20'ye yakın barajın inşa edilmesi planlandı. Bu barajlardan ikisi var ki bugünkü krizin de odak noktasında, Kajeki ve Kemalhan barajları. Bu iki barajın inşası bölgeye olan su akışının azalması demek. 2021'de Kemalhan Barajı'nın açılışını yapan Eşref Gani konuşmasında Kemalhan'da suların dalgalandığını görmekten ziyadesiyle memnunum. Afganistan'ın 700 yıllık rüyası gerçekleşti demişti. Eşref Gani'nin 700 yıllık rüya dediği bu proje 1974 yılında başladı ancak 47 yıl sonra açılışı yapılabildi. Tam kapasite çalıştığındaysa 9 megawatt elektrik üretebilen baraj 175 bin hektar araziyi sulayabiliyor. Başta da belirttiğimiz gibi İran ve Afganistan arasında krizin kökenleri onlarca yıl öncesine dayanıyor. İki ülke arasındaki su sorunuysa 1973'te varılan anlaşmayla çözüme kavuştu. Buna göre Afganistan, İran'a normal koşullarda saniyede 26 metreküp su vermeyi kabul etti. Bunun 22 metreküpü İran su hakkı,
Kalanı ise Afganistan'ın İran'a yönelik iyi niyet göstergesi olarak belirtildi. Peki buradaki normal koşullar ifadesi ne anlama geliyor? Bu ifade suyun bol olduğu zamanları kastetmek için kullanıldı. Dolayısıyla taahhüt kuraklık dönemlerini kapsamıyor diyebiliriz. Geçtiğimiz günlerdeki su krizi de tam da bu noktada ortaya çıktı. Son zamanlarda ülkeler arası sözlü tartışmalar saha çatışmalarına dönüştü. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin son açıklamaları ise deyim yerinde ise gerilimin tuzu biberi oldu. Reisi, Afganistan'da doğup İran'a akan Hilmet Nehri'nden su paylarının yeterince verilmediğini söyleyerek İran'ı tehdit etti. Afganistan'daki yetkililere ve yöneticilere seslenen reisi, Sistan ve Belucistan bölgesindeki vatandaşların taleplerini hızla karşılamaları konusunda uyarıyorum dedi. Elinde güçlü bir diplomasi seçeneği bulunmasına rağmen reisinin tehditkar bir dille devreye girmesi Afganistan tarafından tepki topladı. Bu açıklamaların ardından 27 Mayıs'ta sınırda çatışmalar yeniden başladı. Taliban güçleriyle İran askerleri arasında sınırdaki çatışmalarda kesin rakamlar bilinmese de İranlı iki muhafız ve bir Taliban askerinin öldürüldüğü açıklandı. Her iki ülkede birbirini çatışmayı kışkırtmakla suçluyor. Diğer yandan sosyal medyada yer alan görüntü ve açıklamalardan birçoğunun sınırdaki gerçek görüntüleri yansıtmadığına ve olayları büyüttüğüne şahit olduk. Taliban'ın açıklamalarına bakacak olursak, genel olarak diplomasi ve ülkeler arasındaki anlaşmalara atıfta bulunduğunu söyleyebiliriz. Açıklamada İran ile Afganistan arasındaki su anlaşması 1972'den beri var ve İslam Emirliği taahhütlerine uyuyor. Son yıllarda Afganistan ve bölge su seviyelerini etkileyen kuraklık yaşandı. Hilmet Nehri de bundan etkilendi. İran'ın su ile ilgili talepleri ve medyadaki uygunsuz açıklamaları sadece zarar getirir denildi. Evet, İran kuraklığı gerekçe göstererek su kaynaklarından daha fazla pay sahibi olmak istiyor. İran Dışişleri Bakanı ise su varlığı ve yetersizliğinin siyasi komiteler tarafından ortaya konulması gerektiğini vurguladı. Bölgenin tarım ve su ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan Hilmet Nehri, kalkınma ve endüstri projelerinin başlatılmasıyla iki ülke arasında anlaşmazlığa yol açan bir mesele haline geldi. Neden mi? Çünkü barajların inşası nehrin su seviyesinde ciddi düşüşe yol açtı. İran nüfusunun üçte biri ise su kıtlığından muzdarip. İran halkı hükümetin suyu Güney Eyaleti'nden daha zengin olanlara yönlendirmesini protesto ediyor. Bu görüntüler ise 2021 yılına ait. İran'ın güneybatısında Arapların çoğunlukta olduğu Huzistan Eyaleti'nde binlerce protestocu susuzların ayaklanması olarak adlandırılan gösterilere katıldı. Bu tepkilerin İran'ın Taliban'a karşı değişen siyasi tutumlarında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Taraflar arası suçlamalar sürerken elbette iki ülke arasında su sorunu önemli. Ancak başta da belirttiğimiz gibi su paylaşımı sınırda yaşanan sorunlardan yalnızca biri. 900 kilometrelik sınırda şimdilik durum sakin görünse de burada büyük bir çatışma potansiyeli var. Özellikle iklim krizi gerilimin daha da artacağını gösteriyor. Bölgesel durum değerlendirildiğinde İran'ın ABD yaptırımlarının neden olduğu ekonomik baskıyı göz önünde bulundurduğunu söyleyebiliriz. Bu ekonomik krizin yol açacağı siyasi ve toplumsal tepkilerde İran'ın hesaba kattığı bir diğer konu. Dolayısıyla İran'ın hem Afganistan'a komşu ülkeler hem de ABD, Çin, Rusya gibi küresel güçlerin bölgede atacağı adımları görmeden doğrudan bir çatışmaya girmesi beklenmiyor. Komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurma çabası içine giren İran'ın Taliban'la da bir çatışmadan kaçınacağı tahmin ediliyor. Afganistan ise Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkeden çekilme sürecini tamamlamasının ardından istikrar arayışını sürdürüyor. İran resmi olarak Afganistan'daki Taliban yönetimini tanımasa da ilişkilerini tamamen koparmış değil. Önemli transit yollarının üzerinde yer alan Afganistan, İran için Orta Asya'ya açılan bir koridor vazifesi görüyor. Ancak sınırdaki kaçakçılık, ayrılıkçı hareketlerin varlığı ve su sorunu gibi tehditler iki ülke içinde zaman zaman gerilimin yükselmesine yol açabiliyor. Tüm bu dinamikler göz önüne alındığında son dönemde ilişkilerin dengede tutulması için her iki tarafın da çaba gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu noktada içeriği iki soruyla bitirelim istiyorum. Sizce sınırda yaşanan su krizi büyüyecek mi? Diğer bir soru, çatışmalar büyürse iki ülke ilişkileri ne yönde etkilenir? İçeriğin editörü olarak yorum yapan herkese cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aa, o mu gelmiş? Şaka yapıyorsun değil mi? Nereden buldunuz bunu? Elinde bir hazine tutuyorsun. Bu cümleler şimdi size garip gelmiş olabilir. Ama iklim krizi devam ederse yakın gelecekte bu durumu yaşayabiliriz.
Hatta bazı çalışmalar 21. yüzyılda en büyük çatışmaların sudan çıkacağını söylüyor.